Gençlik buluşmalarını şehir şehir yapıyoruz ve genç arkadaşlarımızla bir araya gelerek onların çözüm önerilerini, eleştirilerini, fikirlerini dinliyoruz ki partimizin siyasetini de gençlerden aldığımız politika önerileriyle şekillendirelim. Çünkü gençlerin sorunlarını en iyi gençler biliyor ve biz gençleri dinleyerek politika öğretmek istiyoruz. O yüzden sizlere bir söz hakkı tanıyacağız. Genel Başkanımız tek tek sizleri dinleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin atanamayan öğretmenlerle ilgili bir politikası var mı? Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili olarak bir kısa vadeli bir uzun vadeli çözümümüz var. Çünkü kısa vadeli çözümümüz şu, Sayıştay'ın raporlarına göre 183 bin öğretmen açığı var. Dolayısıyla 183 bin kişiyi atayacağız baştan. Bu ciddi bir rakam, 183 bin kişilik öğretmen atanması. Uzun vadeli iki tür şeyimiz var. Bir, iki tür yolumuz var. Bir, köy okullarını yeniden açacağız. Dolayısıyla her öğrencinin olduğu her köye mutlaka bir öğretmen veya iki öğretmen ataması olacak. Bunun sayılarını henüz bilemiyoruz net olarak. Çünkü köy okullarının bir kısmı kapandı, bir kısmı yıkıldı. Bunların yeniden yapılması, onarılması lazım. Belli bir zaman dilimine ihtiyaç var. Dolayısıyla köy okullarının açılmasıyla beraber süreç daha hızlanmış oluyor ve çok sayıda atama gerçekleşecek. Üçüncüsü ise öğretmen okulları, yani öğretmen yetiştiren üniversitelere ya da fakültelerin kontenjan sayılarını Türkiye ihtiyacına göre sınırlayacağız. Yani dolayısıyla böyle her önüne gelen atılacak, her önüne gelene atanacak diye bir kural olmayacak. Bunu yaptığımız takdirde okula giden, öğretmenlik tercihini yapan okulunu bitirdiği zaman işi hazır olacak ve işine başlamış olacak. Dolayısıyla kısa ve uzun vadeli çözümlerle ancak biz bu sorunu aşabiliriz. Hani kısa vadede dediğim gibi 183 bin atama yapılacak, mesele de biraz rahatlayacak. Şimdi gelelim ikinci konuya. Bu sadece atama bekleyen öğretmenler için değil. Aranızda hukuk fakültelerine giden var mı bilmiyorum. Bakın, önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Binlerce hukuk fakültesi mezunu ve bunlar avukat olmak isteyecekler, hakim, savcı olmak isteyecekler ama hepsi açıkta kalacak. Asgari ücretle dahi iş bulamayacaklar. Nerede bir boş bina buldularsa orayı hukuk fakültesi yaptılar. Bu da yanlış. Bunun da önüne geçmek lazım. Yüksek öğrenim planlanması lazım. Önce bu ülkeye kaç veterinere ihtiyacımız var? Kaç doktora, kaç öğretmene, kaç hukukçuya planlanması lazım ve bu plana göre yüksek öğrenim öğrenci alması lazım. Ve buradan yetişecek insanların da iş yaşamına girmesi lazım. Herkesin kendi alanında çalışması lazım. Siz gereksiz yere, her yere fakülte açıp oraya binlerce öğrenci kazandıktan sonra ve o öğrenciler büyük bir fedakarlıkla okuduktan sonra eğer işsiz kalırlarsa bu çok büyük bir felaket olur. Üniversiteyi bitirmiş, üniversite mezunu, iş arıyor ama iş bulamıyor. Umutsuzluğu besersiniz ve Türkiye bir kaosun içine sürüklenebilir. O nedenle bunun yeniden planlanması lazım. Geldiğinizde gençlerle ilgili en büyük projeniz ne olacak? Öncelikle bunu merak ediyorum. Ve bunları hangi kaynaktan sağlayacaksınız? Nasıl sağlayacaksınız? Teşekkür ederim. Bir videom vardı gençlere neleri vaat ettiğime dair. Ama önce şunu söyleyeyim. Üniversite gençleri için şunu ifade edeyim. Bir yıl içinde Türkiye'de bütün üniversitelerde yurt sorunu çözeceğiz. Hiçbir öğrenci efendim yurt bulamadım, bir yer bulamadım demeyecek. Bir yıl içinde bütün bunların tamamını çözeceğiz. Gençlerle ilgili, şimdi bir, gençlerin iş bulması lazım. İstihdam alanlarının yaratılması lazım. Ben size desem ki, biz iktidar olduğumuzda bir yıl içinde işsizlik sorununu çözeriz desem, size doğruyu söylememiş olurum. İşsizlik sorununu çözmek, üretim araçlarının harekete geçirilmesini sağlamak belli bir zaman dilimine ihtiyaç hissettirir. Ama gençlerin mutlaka ama mutlaka kendi ülkelerinde çalışabilecekleri alanları yaratmak gerekiyor. Üç alanda bir güvenlik, sosyal güvenlik dahil olmak üzere, iki eğitim, üç sağlık. Bu alanlarda boş kadro olmaz. Devlette çok sayıda boş kadro var. Bu alanlarda süratli atamaları yapacaksınız ve dolayısıyla sosyal devletin gereğini bu alanlarda çalışan insanlar yerine getirecekler. Gençlerle ilgili şöyle de ifade edeyim. Bir projemiz daha var. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Bu liseler yatılı olacak. Liseleri 6 yıl olacak.
Üçüncü yıldan itibaren öğrenci sanayide çalışacak. Çalıştığı süre içinde sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenecek. Ve bu kişi kendi alanında uzmanlaşacak. Mezun olduğunda işi hazır olacak. Eğer üniversiteye gitmek istiyorsa artı puanla izdişimi olan fakülteye gidecek. Dolayısıyla bunlar çok cazip hale gelecek. Bir başka önemli şey, yüksek yetenek inşası dediğimiz bir kavram var. Yani bir toplumun nüfusunun %2'si üstün yeteneklerden oluşur. Bu üstün yetenekleri Türkiye'de tutamıyoruz. Bunların Türkiye'de kalması lazım. Toplumu sürükleyen, ister sanat, ister kültür, ister matematik, ister herhangi bir alan olsun, yeni bir buluşu sağlayan bu %2'li kesimdir. Almanya'da iki Türkiye kökenli doktor ne yaptı? Covid-19 aşısını buldu ve Almanya'ya milyarlarca dolar para kazandırdı. Biz üstün yetenekli çocuklarımızı yeteri kadar kendi ülkemizde tutamıyor ve koruyamıyoruz. Bunlar için özel bir plan, özel bir program yapılması lazım. Gençlerle ilgili, tabii gençlerin şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla en büyük, en temel sorunu iş. İş bulamıyorlar. Özellikle üniversite mezunu olan gençler iş bulamıyorlar. Bunlara süratle istihdam alanları yaratmamız lazım. Bunu yaratan mesela biz köy okullarını açacağız dedim ama mesela biz hayvancılık yapılan yerlerde, besicilik yapılan yerlerde mutlaka ama mutlaka bir veteriner görevlendireceğiz. Yani kamu görevlisi olarak veteriner orada olacak ve böylece her alanda veterinere istihdam yaratmış olacağız. İki, tarımsal üretim yapılan yerlerde mutlaka ziraat mühendisi veya tarım teknisyeni görevlendireceğiz. Toprak analizleri yapılacak. Yani köyün öğretmeni olacak, köyün imamı olacak, köyün veterineri olacak, köyün ziraatçısı olacak. Dolayısıyla üretimi toplumun yani geniş kitlelere yaymış olacak. İstihdamı böylece büyütmeye çalışacağız. Yani öte yandan üniversitelerdeki kontenjanları sınırlayacağız. Daha düşük bir kontenjan olacak. Ama bunun yanında ara eleman olarak, nitelikli eleman olarak da özellikle sanayide çalışacak kişileri bu teknoloji liselerinden yetiştireceğiz. Bizim birkaç sorumuz var size. Öncelikle bu eğitim sisteminde her gelen bozuyor eğitim sistemini. Biz düzenli eğitim alamıyoruz, güzel eğitim alamıyoruz. Ve hepimizin umutları yok yani gelecekte. Siz bize ne tarz bir vaatte bulunuyorsunuz veya ne gibi bir güzel şart sağlayabilirsiniz eğitim hakkında? Öncelikle bu sorumuz. İkinci sorum da bizi biz yapan, hayata güzellik katan kadınlarımız her gün öldürülüyor sessizce ve kimse duymadan. O kadınlarımız öldürülüyor ve buna gerekli yetkisi olan mercelerdeki insanların ses çıkarması bizim ayrıca canımızı sıkıyor. Siz bu adaletsiz ülkemizde, güzel ülkemiz ama adaletsiz ülkemizde adalette ne gibi bir değişiklikler yapacaksınız? Ve bizlere ne gibi imkan sunacaksınız? Ayrıca hepimizin ortak sorunu olan mülteciler her gün canımızı sıkıyor. Milyonları aştı bunlar. Siz bunları göndermekte zorluk çekecek misiniz? Zaten bunlar hak isteyecek yani bir gün ülkemizde. Sizin bu sorunların hepsini hepimiz aşacağınıza inanıyoruz. Biz gençlik olarak hep arkanızda olacağız her zaman. Siz de inanıyoruz. Bir güç olarak sizi görüyoruz. Bir toplumu geri bıraktırmak istiyorsanız eğitim sistemini bozacaksınız. Türkiye'de yapılan bu. Eğitim sistemini belirleyecek olanlar siyasetçiler değil. Bu işin uzmanları. Yani işi ehline teslim edeceksiniz. Bir eğitim sistemi ne zaman başarılı olur? Okula başlayan çocuk ne kadar nitelikli sorular sormaya başlarsa o eğitim o kadar değerlidir ve önemlidir ve başarılıdır. Eğer ezberci bir sistem ise eğitim, o eğitim sistemi içine yetişen çocuğun ülkeye bir faydası olmaz. Soru sorma, nitelikli soru sorma, kaliteli soru sorma ve merak duygusunu büyütme. Merak duygusunu büyütme eğitimin temel özelliğidir. Aykırı düşünceler kadar değerli hiçbir şey yoktur. Aykırı düşünceler. O nedenle üniversitelerde her türlü düşüncenin özgürce tartışılması lazım. Vay efendim ben senin düşünceni beğenmedim diye akademisyeni üniversiteden atarsanız, farklı düşündü diye gençleri şöyle veya böyle cezalandırırsanız bunlar Türkiye'nin büyümesini engeller.
Aykırı düşünce her zaman önemlidir. Merak duygusunu büyütmek her zaman önemlidir. Nitelikli sorular sormak her zaman önemlidir. Kadınlar konusunda kadına yönelik şiddeti biz de biliyoruz. Gazetelerin 3. sayfalarında, televizyon haberlerinde görüyoruz. Burada iki tane şeyim var. İki sözüm var. Bir, İstanbul Sözleşmesi'ni ilk bir hafta içinde tekrar yeniden iade İkincisi, katil gitmiş kadını öldürmüş, hapse atmışlar, beyefendi kravat takıyor, temiz elbise giyiyor, gelince iyi hal indirimi. Ne demek iyi hal indirimi ya? Katilin iyi hal indirimi mi olur? İyi hal indirimini kaldıracağız. Cezasını ise unutacağız. Üç, adalet dediniz, hani geri Suriyelileri geri gönderirken zorluk çeker misiniz diye, zorluk çekmeyiz. Suriyeliler gönüllü gidecek oraya. Hiç o konuda endişe etmeyin. Adalet konusunda devlette liyakati sağlarsanız, yani işi ehline verirseniz adalette sağlamış olursunuz. Harcadığınız paranın hesabını halka verirseniz sağlamış olursunuz. Bakın biz bununla ilgili Ulusal Vergi Konseyi kurulmasını savunuyoruz. Ulusal Vergi Konseyi şu: ödediğimiz vergilerin nerelere harcandığının hesabının halka verilmesi. Bu konseyin görevi o olacak. Hepiniz vergi veriyorsunuz. Hepiniz. Otobüse binerken vergi verirsiniz. Su alırken, simit yerken, ekmek yerken, kahvaltı yaparken, çay içerken vergi verirsiniz. Ama şu soruyu sormuyorsunuz. Ya ödediğimiz vergiyi nereye harcıyorlar? Bu sorunun sorulmadığı ülkede demokrasi gelişmez. Demokrasinin çıkış noktası ödediğimiz vergilerin nerelere harcandığını sorgulamakla başlar. Ben vergi veriyor muyum? Evet. Kim parayı götürüyor? Beşli çete. Oh ne kadar güzel. Dünyanın parasını götürüyorlar. İsyan eden yok. İtiraz eden yok. Ama hepsini burundan fitil fitil getireceğim. O paraları alacağım. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Benim sorumum aslında genel bir söz var. Türk olmaktan gurur duyup Türkiye'ye yaşamaktan nefret eden bir gençlik büyüyor. Hocam, kusura bakmayın. Evet, biraz heyecanlandım. Fark etmez, üniversitede kısa bir süre hocalık da yaptım. Bizim nefret etmemizin sebebi adaletten, markete gidip istediğimiz hiçbir şeye alamadan geri dönüp yani sorunumuz gerçekten genel. Hiçbir şeye odaklanmıyorum ama gerçekten genel bir sorunumuz var. Yaşam çok pahalı. Kaynak dağılımını, yaratılan gelirin haksız paylaşılması. Bir gruba, yani 84 milyonun bir avuç kişiye çalışmış olması. Üç yolla bu sağlanıyor. Veya şimdi bir de dördüncü yol çıktı. Birincisi şu, kamu özel işbirliği. Az önce örnek verdim. Verdiğiniz zaman, devlet yaptığı zaman 3 milyara yapıyor. Kamu özel işbirliğiyle yapıyorsunuz, 6 milyara mal oluyor. Felaket bir şey. İkincisi kur korumalı mevduat. Doların varsa, Türk liran varsa götürüp kur korumalı mevduata yatırıyorsun. 2 dolar yükselsin düşsün hiç fark etmiyor, oradan gelir elde ediyorsun. 3 ayrıca vergi faiz gelir elde ediyorsun. 4 vergi vermiyorsun çünkü vergiden muaf. Böyle bir düzen olmaz. Kur korumalı mevduata kim para yatırır? Doları olan, avrosu olan, milyonları olanlar yatırır. Geniş kitleler vergi verirken o beyler 5 kuruş bile vergi vermeyecek. Böyle bir garabet var. Yeni bir şey çıkardılar. O da enteresan. Efendim ev almak isteyenlere milyon vereceğim. 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon. Yıllık %11 faiz. Ama ihtiyaç kredisi için vatandaş gidip bankadan para çekerse yıllık %27 faiz. Yani milyonları olan, ki bunlar ayrıca 27 bin lira aylık taksit ödeyecekler. Konut taksidi. 27 bin lira taksit kim ödeyebilir arkadaşlar? Ancak varlıklar ödeyebilir. Buradan da kaynak aktarıyorlar. Yani düzen öyle bir düzen ki 84 milyonun bir avuç kişiye çalıştığı bir düzen oluşturmuşlar ve gelir dağılımında olağanüstü bir bozulma var. Bu beyler de buradan kazandıkları paraları, avroları, dolarları
Yurt dışına kaçırdılar, yurt dışına götürüyorlar. O paraların tamamını da Türkiye'ye getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Ülkemizde öncelikle büyük bir ekonomik sıkıntı var. Özellikle öğrencilerle alakalı. Özellikle ulaşımda büyük bir sıkıntımız var. Ben her gün otobüs kartını en az 20 lira yüklemek zorunda kalıyorum. Bu benimle büyük bir sıkıntı açıyor. Ben öğrenciyim, o kadar maddi durumum yok. Öğrencilik olarak yani öğrencilerin bu konuda biraz daha yardıma ihtiyacı var. Ülkemizde insanlar asgari ücret etmiyor basitinden. Çünkü asgari ücret arttıkça zaten her şeyin fiyatı arttığı için gene etmiyor bu asgari ücret. Bu asgari ücretle artırmak bir projeniz var mı? Asgari ücret açlık sınırında. Açlık sınırı var bir de biliyorsunuz. Başka bir sınır daha var. Türk İş bunları düzenli aylık olarak yayınlıyor. Şu anda asgari ücret zaten açlık sınırının altında kaldı. Onu da ifade edeyim. Ama bunlar belli bir zaman dilimi içinde hepsi düzelecek. Göreceksiniz. Tek baş ve bir olan, gerçek olan başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ve ben Türkiye'den, halktan ve geleceğimden umudumu kaybetmedim, kaybetmek de istemiyorum. İyi günlerin de geleceğini biliyorum. Ne olursa olsun bu ülkenin bir şekilde ayaklanacağını da biliyorum. Merak ettiğimse siz iktidara geldiğiniz zaman şu an iktidarda olan malum partinin bazı atılımları ve projeleri var. Bu projeler ne olacak? Bunlarla ilgili bir planınız var mı? İptal ya da devamı için vesaire bunu sormak istedim. Başka ülkelere el avuç açan bir devlet olmaz. Kendi onuruyla yaşamak zorundadır. Aç kalırız ama onurumuzdan ödün vermeyiz. Örnek vereyim. Cumhuriyet kurulurken o fakir cumhuriyet Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödedi. Hiç kimseye el avuç açmadı. Ülkeyi demir ağlarla donattı. Her yere fabrikalar kurdu. Etibanklar, Sümerbanklar, Karakaya barajları, Keban barajları bütün bunların tamamı yapıldı. Bir yerlerden büyük paralar alınarak el avuç açılarak değil. Bunların tamamı satıldı. Şimdi dilenci durumuna düştük. Türkiye'yi buradan çıkarmamız lazım. Onun için güçlü bir ekonomik programla yola devam etmek lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki temel kuralı vardır. Bir der ki, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bu siyasi bağımsızlıktır. Bayrağımın altında özgürce yaşayacağımdır. İkinci bir özelliği daha vardır. Temel kriteri daha vardır. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça Türkiye bağımsızlığını koruyamaz. Ekonomik bağımsızlık olmayınca siyasi bağımsızlığımız olamaz. Bugün Türkiye ekonomik bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetmiştir. Ekonomik bağımsızlığı yoktur Türkiye'nin. O nedenle papazı ver dedikleri zaman itirazsız papaz verildi. O nedenle Merkel bana gazeteciyi ver dediği zaman hapisten çıktığında tutuklama emri vardı başka bir mahkemenin. Tutuklama emrini tebliğ ettiler, havaalanına götürdüler, bindirdiler uçağa ve Almanya'ya gönderdiler. Türkiye'yi bu durumdan kurtarmamız lazım ve çıkarmamız lazım. Ha buna karar verecek olan kim? Sizsiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek, oy kullanacak. Geçmişte hiçbir değişim olmasa, herkes kendi partisine oy verse, yani geçmişte oy kullananlar. İlk kez sandığa gidip oy kullanacak 6 milyon 300 bin genç, yani Türkiye'ye demokrasiyi getirecek. Yani demokrasiyi getirecek olan ben değilim, sizlersiniz. Türkiye'yi karanlıktan çıkaracak olan ben değilim, sizlersiniz. Sizin hem Mustafa Kemal Atatürk'e hem tarihe karşı ciddi bir sorumluluğunuz var. Gidişten endişe duyuyorsunuz, o endişeyi gidermek sizin elinizde. Ben sadece siyasal olarak sizin sözcülüğünüzü yapmaya çalışıyorum. Yaşadığınız sorunları anlatmaya çalışıyorum. Biz bunların tamamını aşabiliriz. Hiç endişe etmeyin. Tamamını. Güç sizde. Dolayısıyla gücünüzü kullandığınız andan itibaren Türkiye çok farklı bir noktaya gelecektir. Tarımsal nüfus aşırı azaldı. Hayvancılık yapan nüfus azaldı. Bunları teşvik için çok bir proje göremiyorum. Gittikçe de azalıyor. Çiftçinin umudu kalmadı. Çiftçilik yapan insanlar artık çiftçilik yapmayı bıraktı. Bunun için izlediğiniz bir politika var mı? Yoksa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bunun dışında gençlerin bazı kaygıları var. İşsizlik, işte üniversite
gitmek. Üniversiteye giden insanlar parayı yetiremiyor. Üniversiteye gidemeyeceğini düşünen ya da gittiğinde iş bulamayacağını düşünen gençler de okumaya karşı hevesini kaybediyor. Bu yüzden okulu bırakan arkadaşlarım oluyor ya da hevesini kaybeden arkadaşlarım oluyor. Gençleri ülkeye kazandırmak için ya da bu kaygılarımızı azaltmak için bir projeniz var mı? Varsa ne? Teşekkür ederim. Eğer tarımı stratejik sektör olarak görmezseniz, insanları aç bırakırsınız. Şimdi olduğu gibi. Biz şimdi buğdayı, arpayı, yulafı, mercimeği, mısırı hepsini dışarıdan ithal ediyoruz. Canlı hayvanın eti dışarıdan ithal ediyoruz. Hollanda, Konya'dan küçük toprak bütünlüğü olarak. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üstünde. Konya'dan küçük bir devlet 180 milyar doların üstünde tarım ürünü ihraç ediyor. Peki ne oluyor da devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti aç kalıyor? Buğdayı dışarıdan, fasulyeyi dışarıdan, arpayı dışarıdan, samanı dışarıdan, mercimeği dışarıdan. Bütün gelişmiş ülkeler 84 milyonu beslemek için sıraya girmiş vaziyetteler. Bu hale niye geldik? Çünkü tarımı stratejik sektör olarak görmediler. Nasıl olsa dışarıdan gelir. Kendi çiftçimize yasanın öngördüğü desteği de vermedik. Tarım kanunu var. Onun 21. maddesi var. Der ki 21. madde, her yıl çiftçilere milli gelirin en az %1'i oranında destek verilir. En az %1'i oranında destek verilir. Verilebilir değil, verilir diyor. Ama bugüne kadar verilmedi. Çiftçilerin AK Parti hükümetlerinden 247 milyar Türk lira alacakları var. Ama kimse korkudan dava açıp alacağını isteyemiyor. Başın belaya girer diye. Tarımı stratejik sektör olarak görüp ayağa kaldırmak lazım. Çiftçiye hak ettiği desteği vermeniz lazım. Ve Türkiye'nin üretmesi lazım. Üretmediği için köyler tümüyle boşaldı. Büyük kentlerin varoşlarında insanlar asgari ücretle iş arıyorlar. Tarımı yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Ben az önce söyledim. Neden dedim kırsala ziraat mühendisi göndereceğiz, ziraat teknisyeni göndereceğiz, toprak analizleri yapılacak. Neyi, kim neyi ekecek onu bilecek. İki, veteriner dedim göndereceğiz. Niçin? Besicilik yapanlara yardımcı olmak için. Şöyle bir uygulama yapacağız tarımda. Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek, hiçbir çiftçi. Havza bazlı bir planlama yapılacak. Kimin neyi ekeceği önceden planlanacak. Bir yıl sonra kaça satacağı da, asgari kaça satacağı da kamuoyuna açıklanacak. Yani denecek ki, buğday mı ektin kardeşim? Kaç dönüm ektin? Şu kadar. Sulu arazi mi, susuz arazi mi? Maliyeti ne? Kullandığı maliyeti bulacağız. Üstüne makul bir kar koyacağız. 110 lira diyelim ki maliyeti 10 lira da kar verdik. 110 lira kar. Diyeceğiz ki kendisine, 110 liranın üzerinde satıyorsan sat. Ama onun altına düştüğü zaman devlet olarak ben satın alacağım. Cumhuriyetin kuruluşunda böyleydi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir dönem üstünde yazardı. Ofis çiftçinin kara gün dostudur diye. Şimdi kalmadı. Fındık, Karadeniz için stratejik üründür. Çay, Rize ve Artvin için stratejik üründür. Siz orada buğday ekemezsiniz. Başka bir ürün olmuyor. Dolayısıyla dünyada fındıkta bir numarasınız. Ama fındık fiyatını siz belirleyemiyorsunuz. Neden? Yabancı tekeller belirliyor. Türkiye bu kadar aciz mi? Yönetim aciz. Yapamıyor. Bakın şunu göreceksiniz. Aranızda Karadeniz'den gelen var mı bilmiyorum. Karadenizli fındık üreticileri bir süre sonra kendi fındık bahçelerinde işçi olarak çalışacaklar. Fındık bahçelerini İtalyanlar satın alacak. Aklınıza gelmiyor değil mi? Bunlar gelecek. Eğer bu politika böyle devam ederse bu olacak. Dolayısıyla çiftçiye özel bir destek vermek lazım. Tarımın önemli olduğunu biliyoruz. Hara Ovası var. Hara Ovası yeteri kadar sulanmıyor hala. Konya Ovası yeteri kadar sulanmıyor hala. Tarım konusunda planlama sağlıklı yapılamıyor hala. Bir şey sorayım. Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı diye bir kuruluş vardı değil mi? Bunu bilen arkadaşım elini kaldırabilir mi Devlet Planlama Teşkilatı? Şimdi bu kurul kapatıldı biliyor musunuz? Genç arkadaşlar size sormak isterim.
Planlaması olmayan devlet olur mu ya? Siz bile planlama yaparsanız, burs alıyorsanız ay sonuna kadar ne yapacağım değil mi? Parayı nereye harcayacağım? Bunun planlamasını yaparsınız. Bir devlet bir günü değil, bir yıllık, 6 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık, 25 yıllık planlar yapar. Dünya hızla değişiyor, teknoloji hızla değişiyor. Hangi alanlara yatırım yapacağız? Bunun planlamasını yapar. Hangi kaynak nereye harcanacak? Bunun planlamasını yapar. Üniversite açmışsınız, tıp fakültesi açmışsınız Kars'ta. Tıp fakültesi hocası diyor ki, vallahi burada doktor yok diyor, biz seni Erzurum'a gönderiyoruz. O fakülte mi şimdi? Kadavra görmeyen bir tıp fakültesi öğrencisi olur mu? Olmaması lazım. Profesörü olmayan bir hukuk fakültesi olur mu? Olmaması lazım. Dolayısıyla bakıldığı zaman sağlıklı ve tutarlı bir planlamayla yolumuza devam etmemiz lazım. Bizim ilk yapacağımız işlerden birisi mesela stratejik planlama teşkilatı kuracağız. Siz planlamayı yapmadan devleti yönetemezsiniz. Planlama ne demektir? Devletin gelirini bileceksiniz, giderini bileceksiniz, yükümlülüklerini bileceksiniz, taahhütlerini bileceksiniz, önceliklerini saptayacaksınız ve ona göre yatırım yapacaksınız. Biz bıraktık bunları. Diyorsunuz ki, bir arkadaşım söyledi, siz veya diğer arkadaşım, işte yollar, köprüler vesaire falan yapıldı. Evet yapıldı. Ya uçak inmeyen havaalanına siz para harcar mısınız? Harcadın mı? Uçak inmeyen havaalanına. Köprü yapıyorsunuz. Gayet güzel. Gayet güzel köprü yaptınız. Kimse geçmiyor. Ama benim ödediğim vergiden 5'li çeteye para veriyorsunuz. Üstelik dolar bazında veriyorsunuz. Dolar arttıkça adamın keyfi yerinde. En çok da onlar istiyorlar zaten. Türkiye tam bir soygun düzeninin içinde. Ve Türkiye'nin bu soygun düzeninden, soygun anlayışından kurtulması lazım. Kurtaracak olanlar olan siyaset kurumu. Yani beraber kurtarmak zorundayız. Birlikte bunun mücadelesini yapmak zorundayız. Bu işin sağa solu yok, onu söyleyeyim. Bu işin sağa solu yok. Bu işin milliyetçisi, ülkücüsü, sağcısı, solcusu, ortacısı yok. Olay bir memleket olayıdır. Olay bir vatan olayıdır. Türkiye artık bu noktaya gelmiş durumda. Eğer Türkiye bu noktaya gelmişse biz birbirimize farklı gözlerle bakamayız. Böyle bir lüksümüz artık yok. Elin oğlu Türkiye üzerinde her türlü oyunu oynayabiliyor. Eğer bir ülkenin cumhurbaşkanına başka bir ülkenin cumhurbaşkanı aptal olma diyorsa ya oturup hepimizin sorgulaması lazım. Nasıl bunu söyleyebilir? Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir ülkenin cumhurbaşkanına bu laf edilir mi Allah aşkına ya? Ediliyor. Ama ses dahi çıkmıyor. Tık bile çıkmıyor. Olay bir memleket olayıdır. Bunun üzerinde durmamız lazım. İşsizlik, umutsuzluk kadar tehlikeli bir şey yoktur. Gençleri umutsuzluğa eğer sevk ederseniz, umudu yeşertmesi gereken siyaset kurumudur. Eğer siyaset kurumu umutsuzluk beslerse büyük sıkıntılar yaşanır. 84 milyon insan bir avuç tefeciye çalışır mı Allah aşkına ya? Bir avuç tefeciye. Alıyorsunuz 1 trilyon borç, 2 trilyon faiz ödüyorsunuz. Faiz ana parayı geçiyor. İkiz açığımız var, dış ticaret açığımız var, bütçe açığımız var. Cumhuriyet tarihinde bunlar yaşanmadı. Derin bir krizin içindeyiz. Bir ekonomik boranın içindeyiz. Ve Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak zorundayız. Yani Milli Kurtuluş Savaşı sırasında nasıl atalarımız, babalarımız, dedelerimiz bir araya gelip ortak mücadele verdilerse bugün o ortak mücadeleyi verme zamanıdır. Ve biz bu ortak mücadeleyi vermek istiyoruz. Dolayısıyla gençler olarak sizler sakın umutsuzluğa kapılmayın. Hepsi aşılır. Hepsini aşarız. Yeter ki sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyup oy kullanın. Bir oyun altın kadar değeri var. Bir oyun. Türkiye'nin kurtuluşu için, bağımsızlığı için, güçlü olması için. Suriye'de 33 askerimiz şehit edildi. Ya gittik Putin'in ayağına ya. Ya şehit olan benim askerim kardeşim. Benim askerim şehit olan. Vuran da sensin. Ben nasıl giderim Putin'in ayağına ya? Ve dakikalarca kapısında beklerim. Ya yakışır mı bu?
Kürtçü kardeşlerime de söyledim. Ya ne milliyetçiliği kardeşim? Milliyetçi olan varsa hepimiz milliyetçiyiz. Vatansa bizim vatanımız, bayraksa bizim bayrağımız. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten birisinin 33 şehidimiz var, gidiyorsun Putin'in ayağına. Niye gidiyorsun kardeşim? Niye gidiyorsun? Tarihin en ağır mektubunu yazıyor sana bir başka lider. Efendim mektubu alıp geri götüreceğim. Niye aynı yollarla iade etmiyorsun? Niye aynı yollarla iade etmiyorsun? Devleti yönetecek kişinin verilemeyecek hesabının olmaması lazım. Gayet açık gayet net söylüyorum. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Bu ülkenin bekası için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Bir canımız var, gerekirse bu vatana feda edeceğiz. Cami avlularında kurşun atıldı, şehit cenazesinde. Şehit cenazelerinde linç edilmeye kalkıldım. Ama bir adım bile geri atmadım, atmayacağım. Bir adım bile. Her türlü iftira, her türlü ama her türlü iftira atıldı. Her türlü iftira. Aklınıza gelemeyecek her türlü iftira atıldı. 27,5 yıl kamuda çalıştım. 27,5 yıl. Ya 27,5 yılının tamamını denetlediler. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Bir kuruş bile bulamadılar. Bulamazlar. Boğazımdan aşağı haram lokma inmez. Haram lokma inmez. Gençler, size büyük görevler düşüyor. Bu mücadeleye destek vermek zorundasınız. Kavga hepimizin kavgası olmak zorunda. Mücadele hepimizin mücadelesi olmak zorunda. Alacaksın Amerika'ya milyarlar götüreceksin. Kılıçdaroğlu sessiz kalacak. Niye sessiz kalayım? Kimin parası o para? Manhattan. Amerika'nın en pahalı yeri. Metrekaresi. Ofisin metrekaresi 10 bin dolar. Beyler dünyalıklarını orada yapıyorlar. Amerika'da yapıyorlar. Clay'in çiftliğini satın aldılar. Niye satın alıyorsun kardeşim? İleride oraya yerleşecekler. Onun için bürokratlara söyledim. Onlar kaçacaklar, kaçtıkları uçaklarda o imza atan bürokratlara kapıyı kapayacaklar. Ve onların da hesabını da ben soracağım. Bu ülkeye demokrasi, insan haklarını ya getireceğiz ya getireceğiz. Bu işin ortası yok arkadaşlar. Bu işin ortası. Sadatçı kuruluşlar. Adam yazmış. Sözleşmesi de yazmış. Terörist nasıl yetiştirilir? Biz yapacağız. Suikast nasıl yapılır? Biz yapacağız. Ya böyle bir anlayış olur mu ya? Dernek kuruyorsunuz. Ben terörist yetiştireceğim diye. Ve izin veriliyor buna. İzni veren kim? Nasıl bir anlayıştır bu? Söylüyorum. Vay efendim kıyameti niye koparıyorsun? Niye koparmayayım? Onlar sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu'nu biz korkutacağız. Sadatçılar, onların yandaşları korkutacağız. Ya sizin feriştahınız gelsin korkma. Feriştahınız gelsin. Biz onun mücadelesini yapacağız. Onun mücadelesini yapacağız. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun.